İkinci ayetten hocam inşallah devam edelim. Rahman ve Rahim hmm. Rabbimiz Teala'nın özellikleri. Besmele'de evet. de bunu Değil ilerleyen mi? yerlerde geleceğiz diye orayı geçtik. Evet, Allah Lütfen razı olsun. Rahman ve Rahim üzerine evet. konuşmamızı sürdürelim. Buyurun. Evet Hatırlattığınız güzel. Doğru Besmele'de de geçiyordu. Aynı mübarek iki isim. Burada da gene geldi ki bakın çok önemli yani bu. Evet. Rahman ve Rahim. Evet. Rahman öyle Allah ki o. Rahmandır ve rahimdir. Evet. Şimdi ikisi de malumunuz rahmet kökünden, merhamet kökünden gelir. Rahman rahimden daha mübalağalıdır. Yani daha fazla anlam ifade eder. Rahman demek çok çok merhametli, çok çok merhamet eden demektir. Öyle ki hem inanana hem inanmayana rızkını verecek derecede merhametlidir. Evet düşünebiliyor musunuz yarattığı bütün varlığı yarattığı insanların içerisinden cenap hakkı inkar edenler var ya haşa haşa sövenler var ya bu ne menen bir şeydir ömer bey evet. allah korusun ya allah muhafaza tanımayanlar İnsan, var değil ya, mi hocam ya tanımayanlar var ateistler var fakat hepsinin rızkını veriyor evet. hem de hiç sekteye uğratmadan evet. kesintiye uğratmadan sadece Rahman. rızkı değil hocam yaşamı devam, Yaşamını devam ettiriyor bütün zorunlu değil mi? E i̇htiyaçları Rabbimiz Hepsini Teala. yaratıyor tabii. İnanıyor, inanmıyor, eee evet. beni tanıyor, tanımıyor diye ayrım yani yapmadan ya. bütün insanlara ya, ya, eşit ya, ya. Ya. olarak sunuyor. Ya. Bu demek ki Rahman, değil mi? Bir güzelliğini... baba bile, değil mi Ömer Bey? Yani isyankâr evladına bir yere kadar tahammül ediyor. Tabii ki. Eh diyor, yeter ya diyor. Yani evlatsan evlatlığını bil filan. Evet. Fakat Rabbimiz öyle değil. Rahman isminin tecellisiyle inanana da, inanmayana da, onu tanıyana da Tanımayana da, isyan edene de, itaat edene de herkese veriyor ya, Herkesin ihtiyacını karşılıyor, Aha. yaratıyor, halk ediyor, rızıklandırıyor. Rahime gelince Ömer Bey, Rahim malumunuz ki... daha bir spesifik, daha bir özel. Nedir o? Gene aynı rahmet kökünden türemekle beraber çok merhametli manasına gelmekle beraber bilhassa özellikle ahirette sadece müminlere tecelli edeceği bir sıfat olarak bir özgünlüğü var bunun ve bu da ayette geçer malumunuz. Ve kane bil mu'minina rahim. Bakınız o Allah müminlere rahimdir. Şöyle gelmedi ve kane bil mu'minina yoktur böyle bir ayet Kur'an'da. Niye? Çünkü müminlerin ahiret boyutu var ya, yani ahirette Rabbim onları cennette mükafatlandıracak ya, çünkü dünyada İnşallah. onu tanımış, ona iman edenle onu inkar eden aynı kefeye konmaz, adli ilahi buna müsaade etmez. etmez. Dolayısıyla ahiret boyutuna bakan bir yönü vardır Rahim'in ki, sadece Allah'a iman eden, ona itaat eden, onun emirlerini tutan, yasaklarına riayet eden, o yasaklardan uzak duran imanı kamil kullarına ahirette tecelli edeceği bir ismi olarak karşımıza çıkıyor. Rahim, müminlere ahirette merhametinin gereği olarak mükafat yaratacak, cennetiyle onları ödüllendirecek olan Allah merhametli olan Allah anlamına geliyor. Böyle bir özelliği var. Rahman'la Rahim arasında böyle bir efendim farklılık söz konusu.